Efendim tekrar merhabalar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Merak ettiklerimiz programı reklamların hemen ardından hız kesmeden devam ediyor. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi muhterem hocamız Mehmet Keskin Beyefendi ile birlikteyiz. Sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını hocamızdan öğreniyoruz inşallah. Muhterem hocam, izleyicimiz sizlere selamlarını, muhabbetlerini iletmişler. Eşim 2 ay önce vefat etti. Mezarı şu anda yaşadığım yerden çok uzak bir yerde. Acaba benim ona okuduğum Yasinler ve diğer dualar kendisine ulaşır mı? Onun ruhuna gider mi? Bir de ek olarak ruhu bizleri görür mü? Evimize gelir mi demiş. Manevi şeylerde öyle maddi mesafelerin, maddi engellerin esamesi okunmaz. Yani siz burada okumuş olduğunuz Kur'an-ı Kerim'in sevabını bir ölünüze bağışlarsanız, o ölünün mezarı isterseniz dünyanın öbür ucunda olsa bile o okuduğunuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevap ona, onun ruhuna ulaşır. Zaten ceset önemli değildir. Önemli olan onun ruhunun bu okunan ayet-i kerimelerden, yapılan dualardan istifade etmesidir. Dolayısıyla bu hususta maddi mesafenin hiçbir önemi yoktur. Mesafe evet, yakında olmuş, uzakta olmuş hiç önemli değil. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyoruz değil mi? Ya. Her vesileyle ona salatü selam getiriyoruz. Resulullah nerede? Yani mezarı Medine-i Münevvere'de. Buradan belki yaklaşık 3000 kilometrelik uzaklıkta. Ama ona melekler tarafından yapmış olduğumuz salatü selamlar takdim ediliyorlar. Melekler aracılığıyla takdim ediliyor. O da ümmetinin her ferdinin kendisine göndermiş olduğu salatü selamları kabul ediyor ve karşılık veriyor. Evet. Dolayısıyla maddi mesafe hiç önemli değil. Önemli olan ölmüş olan o kişinin ruhaniyeti. Onun ruhaniyeti bundan hissedar olur, haberdar olur. İnşallah. Evet. Ha, onlar bizim durumumuzdan haberdar olurlar mı? Ruhlar tabii ki bir yere çakılıp kalan şeyler değildir. Onlar bizim zannettiğimiz gibi vücudun içerisinde hapsedilmiş şeyler değil. Bir enerji düşünün siz. Veya bizim göremediğimiz bazı ışınları düşünün. Bu cep telefonlarındaki veya bilgisayarlardaki bluetoothlar, efendim kızıl ötesi ışınlar. Biz evet, bu ışınları görebiliyor muyuz? Halbuki bu ışınlar aracılığıyla biz resimleri, belgeleri başka bir bilgisayara, başka bir cep telefonuna hemen rahatlıkla aktarabiliyoruz. Evet. Aynı şekilde okunan dua, yapılan dualardan, okunan ayetlerden, surelerden de elde edilen sevap tıpkı o bluetooth, kızıl ışınlar gibi, kızıl ötesi ışınlar gibi, yani manevi yani bir benzetme yapacak aracılığıyla evet, insanın ruhaniyetine ulaşır. İnşallah. Teşekkür ederiz muhterem hocam. Bursa'ya uzanıyoruz. Metin Bey telefon attığımızda. Alo. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Aleykümselam, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocama şöyle bir sorum vardı benim. Buyurun. Şimdi bir adamın iki oğlu iki kızı var. Evet. Öyle söyleyeyim. Miras bıraktığı 3 katlı bir evi var. Fakat şöyle bir durum var. Bu adam sağken iki kızına da diyor ki ben öldükten sonra bu mal iki erkeğin oğlumundur diyor. Siz ben öldükten sonra buradan bir şey isterseniz, hak talep ederseniz hakkımı helal etmiyorum diyor. Böyle bir durum var hocam. Evet. Şimdi benim sorum, şimdi hakkımı helal etmiyorum diyen mi hatada veya bu adam vefat ettikten sonra bu mirasa ortak olan bu kızlar mı hatada? Onu evet, öğrenmek istiyorum ben. Yöneltelim inşallah. Afiyet diliyoruz efendim. Bursa'ya selamlar. Hayırlı akşamlar. Evet değerli hocam. Kişinin vefat eden annesine, babasına, dedesine, ninesine her neyse mirasçı olması ölen kişinin, mal sahibinin rızasına bağlı bir şey değil. Kişi öldükten sonra malında yetkisi kalmaz. Yani
malı üzerindeki tasarrufu, mülkiyeti sona erer ölümüyle. Evet. Artık o geride bırakmış olduğu mal, mülk, servet Allah'ın koymuş olduğu hükümler gereğince mirasçılara intikal eder. Kendiliğinden intikal eder. Mirasçıların yaptığı tek şey, işte benim hissem şu kadar, ben hissemi alıyorum demesi. Bu kadar. Hı-hı. Yoksa öyle ölmüş olan, miras bırakmış olan kişinin sağlığında söylemiş olduğu sözlerin hiçbir hükmü yok. Yani ben mirasımı oğullarıma bırakıyorum, kızlarıma bırakmıyorum. Veya aksini söylese, kızlarıma bırakıyorum, oğullarıma bırakmıyorum dese bile bu sözün hiçbir hükmü yok. Ancak şu kadarını yapabilir bir kişi, ben öldükten sonra malımın işte şu kadarını, onda birini, beşte birini fakir fukaraya sadaka olarak verin diye vasiyette bulunabilir ve o parayla bir çeşme yapın, cami yapın, okul yapın, her neyse bir hayır yapın diye vasiyette bulunabilir. Ya da falan fakire verin diye vasiyette bulunabilir. Ve yapmış olduğu bu vasiyetin de sınırı, üst sınırı bırakmış olduğu mirasın, malın, mülkün üçte birini aşmamalı. Üçte birini aşarsa en fazla üçte biri kadarı verilir. Ama mirasçılar razı olurlarsa tamamını da verebilirler. O ayrı şey. Ama mirasçıların mirasçılara intikal eden malın en fazla üçte birini vasiyet olarak fakire, fukaraya veya hayır kurumlarına devredebilir kişi evet, sağlığındayken. Ama bu vasiyetini de mirasçılarından herhangi birine yapamaz. Mirasçıları dışındaki şahıs veya kurumlar için yapabilir. Evet. Dolayısıyla kızları, babaları ben vermem, mirasımdan mahrum bırakıyorum, oğullarıma devrediyorum dese bile kızları ölümünden sonra, babalarının ölümünden sonra mirastaki paylarını isteme hakkına sahiptirler. Evet. Teşekkür ederiz muhterem hocam. Bir telefon bağlantımız var. Saliha Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah sizlerden razı olsun. Amin, ecmain. Cümlemizden inşallah. İnşallah. Benim hocama bir sorum olacaktı. Biz yurt dışına görevli olarak gitmiştik fakat zamanımızı geçirmiştik orada. Ceza aldı daha doğrusu eşim, yani orada fazla günü geçtiği için ceza aldı. Hı hı. Para cezası verdilerdi. Onu da ödeme zamanı yani bir verelim bir vermeyelim diye tereddütte kalmıştık. Ve bir müddet sonra da eşim vefat etti. Allah rahmet eylesin. Trafik kazasında. Başımız şimdi sağ ben o yani o adresi falan da yok, adres de yoktu ödemek için de. Şöyle bir şey ki onu ödememek de yani içimde korkular var. Eşim acaba o yönden hani yabancı yerde. Onlara ödemediğimiz için de yani hani söz verdi oradaki savcılıktan veya da hakim miydi işte. Söz verdiği için de acaba bunun vebalinde kalıp da eşim ahirette bir ceza falan görür mü diye o korkular. Yöneltelim inşallah hocamıza. Afiyet diliyoruz efendim. Sivas'a selamlar. Hayırlı akşamlar. Evet değerli hocam. Allah rahmet etsin eşine. Amin. Orada ceza alışının sebebi neydi? Zamanımızı geçirdik diyor. Herhalde bu vize işleriyle aynen, alakalı evet. Bir şey. Ben öyle anladım. O idari bir para cezasıdır. Tabii ki oradaki kurallara orada bulunan kimselerin uyması gerekiyor. Ama bu parayı vermediği takdirde oradaki insanların tümünün o devlet hazinesinde hakları var. Evet. O hazineye yani oranın maliyesine yatırılacak olan para da hepsinin hakkı var. Başkalarının hakkını zayi etmemek için bu para cezasının haklı yere verilmişse ki kanunlara uygun var. Diyor ki siz bizim ülkemizde şu kadar kalırsınız efendim vizeyle. Bunu aşarsanız şu kadar ceza ödemeniz gerekir. Bunu gereğini yapmaları lazım. İmkanları varsa ödesinler. Yoksa yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Muhterem hocam vaktimizin sonuna geldik. Son söz sadedinde söylemek istedikleriniz varsa. Cenab-ı Allah bizleri İslami hassasiyet ölçüleri içerisinde yaşayan kullarından eylesin. Amin. Bizi bildikleriyle
amel eden, ilmiyle amel eden kullarından eylesin. Din adına söylenen gerçek sözleri duyup da onunla amel etmeyen kullarından eylemesin inşallah. Teşekkür ederiz Muhterem Hocam. Değerli dostlar, vaktimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında ve Dost FM radyolarında buluşmak duası ve ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Mevla Teala merak ettiklerine daima doğru cevap olanlardan eylesin. Hayırlı akşamlar efendim.